يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا İşte o gün yelkende haberlerini anlatır. بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا Çünkü Rabbin ona bunu böyle vahyetti. Yer nasıl konuşabilir? Rabbin vahyettiği için konuşur. Rab neyi vahyederse yer onu söyler. Rab izin vermezse yerde hiçbir hareket göremezsin. Hocam deprem, zelzele, sarsıntı kader midir? Tabii ki kaderdir. Allah izin vermedikçe, Allah ona müsaade etmedikçe sarsılmasına, hareket etmesine yer sarsılamaz. Mümkün değil, kıpırdayamaz. Kur'an ayetiyle bunu tespit edeyim. Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez. Karada ve denizde ne varsa Allah bilir. Yerin karanlıklarında bir taneyi bile bilir. Bu bir ayettir. Şimdi yaprak bile, bir tek yaprak bile Allah'ın bilgisi dışında düşmezse, koca bir yer sarsılacak da, binlerce insan ölecek de, bu nasıl kader olmaz? Kader demek zaten Allah'ın bilmesi demektir. Çıkmış koca koca proflar, bu kader kader değil, deprem kader değildir diyor. Ya Subhanallah, Allah bilemez diyorsun. Depremi Allah bilemez, Allah yapamaz diyorsun. Böyle saçmalık olur mu? Böyle cehalet olur mu? Fay hattıymış, bilmem neymiş. Bu sebeptir. Fay hattı sebeptir. Sonuç sarsıntıdır. Sarsıntıyı ve sebebi Allah yaratmıştır. Sebebi yaratanı gör. Sen resmi konuşuyorsun. Ortada bir resim var. Ama diyorsun ki resmi bir yapan yok. Da Vinci diye birisi yok. Ben inanmıyorum. Da Vinci yok. Ama muhteşem bir resim var. Muhteşem bir resim var. Görüyorum. Diyorsun. Resmi kim yaptı? Resmi yapan yok. Sana salak derler. Sana düpedüz salak derler. Başka bir şey demezler. Her resmi bir yapan ressam vardır. Dünyada oluşan bütün afetleri, felaketleri ortaya koyan, izin veren ve bizi bununla sınav eden bir zat vardır. Biz ne kadar ona yaklaşırsak felaketlerin miktarını azaltır. Bakın, istatistik vereyim size. Rakam vereceğim. 2010 yılında dünya genelindeki afet sayısı, bütün dünyanın gördüğü Müslüman ya da kafir. Afet sayısı 100. 100 tane afet görmüş dünya 2010 senesinde. 2022 yılında, geçen seneyi hesaplamışlar. Kaç afet görmüş biliyor musunuz? 300'den fazla. Bakın afet miktarı, sayısı, adedi dünya üzerinde artmaya devam ediyor. Sebep, küresel ısınma, buzulların erimesi, suyun artması ve dengelerin bozulması, dünyadaki dengenin bozulması. Uzun yazların, kışların birbirine girmeye başlaması. Kış gelmek bilmiyor, geldiği zaman gitmek bilmiyor. Yaz gelince gitmiyor, devamlı uzuyor. Aralığa kadar kombi yakmıyorsun, terliyorsun aralığa kadar. Bak dengeler bozuluyor. Dünyanın dengesi bozulduğu zaman afetlerin sayısı da artıyor. 100 afet 2010, 2022 300 afet. Ve bu rakam gittikçe artacak. Zaten kıyamete doğru artmaya devam edecek bu afetler. En son en büyük afet gelecek. Zilzal, büyük zelzele. Ve iş bitecek. Sonraki ayet. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkarlar. Şimdi ikinci sure üflendi. Nereye çıkacağız? Herkes bir şey biliyor. Bir şeyi biliyor. Amellerimiz bize gösterilecek. Gösterilmesi için kabirlerinden çıkarlar. Müminler nasıl çıkar? Önlerinde bir münadi, nida eden bir tane zat, bir melek. Yüzleri bembeyaz, müthiş elbiseler içinde. Her tarafa parıl parıl, parıl parıl ışık saçıyorlar. Müminler böyle çıkarlar. Öndeki münadi ne diyor? Bunlar Allah'ın dostlarıdır, bunlar evliyalardır. Bütün Müslümanlara evliya diye hitap edecekler. Bakın, ya zamanımızda evliya mı var? Böyle bir tabir vardır halk arasında. Bu zamanda evliya mı var? Ya Kur'an bütün müminlere evliya der zaten. Müminler Allah'ın dostlarıdır. Evliya Allah'ın dostları demektir. İman ediyorsan sen Allah'ın dostusun. Tabii ki derece farkları var. Bütün gece namaz kılıp zikir yapan bir Allah dostuyla bütün gece horul horul uyuyan bir Allah dostu bir olamaz. Değil mi kardeşler? Mesele böyle farklıdır. Müminler uyandıkları zaman amel defterini almaya, hesabı görülmeye gittiği zaman öndeki münadiler ne diyecek? Bunlar Allah dostlarıdır. Allah-u Teala bizleri onlardan etsin kardeşler. Amin. Şakiler, kafirler gittiği zaman ne olacak? Zincirlere bağlı, elleri bukağılı, ayaklar zincirli, prangalı, yüzler simsiyah, müminlerin nurlarından görüyorlar. Bize de biraz nurunuzdan verir misiniz?
Hani sanki parayla satın alıyormuşsun gibi. Biraz bana da nur verir misin hocam falan. Bu verilebilecek bir şey değil. Dünya hayatında kazanacaktın bunu. Orada kazanabileceğin bir şey yok. Halk arasında bir tabir var. Bak, burada namazlarını kıl. Namazlarını kılmazsan ahirette cehennem ateşi üstünde Allah sana namazlarını kıldıracak falan diye halk arasında böyle bir uydurma bilgi vardır. Hayır. Orada namaz yok. Ya burada kıldın ya orada azap var. Burada kılacaksın. Müminler böyle giderler. Eştaat kelimesini İmam Razi şöyle tefsir ediyor. Eştaat her fırka kendi benzeriyle beraber çıkar demektir. Eştaaten li yurav e'mâlehum. Her fırka. Şimdi sen Yahudi fırkasındaysan Yahudilerle beraber haşrolacaksın. Sen eşcinsel fırkasındaysan, yani bazı şeytani dürtülerle, bazı etrafındaki eşcinsellerin sana verdiği tazikle eşcinselleştiysen, eşcinsellerle beraber dirileceksin. Sen kaderi inkar edenlerden isen, Mutezile kaderi inkar edenler, o fırkadansan, ben kadere inanmıyorum diyenlerdensen, kadersizlerle beraber, mecusilerle beraber haşrolacaksın. Sen ben selefiyim, mezhep falan tanımam. Ümmetin tamamı kafirdir, biz 300-500 bin kişi Müslümanız diyenlerdensen selefilerle beraber, tekfircilerle beraber çıkacaksın. Sen müminsen Müslümanlarla beraber çıkacaksın. Önünde Muhammed Aleyhisselam, arkasında sahabeler ve imamlarımız. Onların peşinde gideceksin. اَشْتَاتَ لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ Amellerini görmek için hangi kavimdensen onlarla beraber çıkacaksın. Allah Teala Hazretleri bizi Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleriyle çıkanlardan etsin. Amin. Amin.